Öncelikle herkese merhabalar. Değerli öğrenci adayları, değerli hocalarım, Karadeniz Teknik Üniversitesi tanıtım günlerine hoş geldiniz diyoruz. Birazdan fen fakülteleri hocalarımız sizlere bölüm tanıtımlarını yapacaklar. Soru cevap şeklinde de son olarak merak ettiklerinizi sorabileceksiniz. Öncesinde üniversitemizin bir tanıtım filmi var. Onu izleyelim. And
Videomuzda da gördüğünüz üzere yeşille mavinin buluştuğu öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla KATÜ'müz sizleri bekliyor diyorum. Ve sözü Fen Fakültesi hocalarıma bırakıyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 1993 yılında kurulmuş İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bu yıl itibariyle 30. yılını doldurdu. Ve YÖK'ün aldığı bir kararla Bilgisayar Bilimleri olarak ismi değişti. Ancak misyonumuz yine devam ediyor. 5 araştırma üniversitesinde yeni kurulan Bilgisayar Bilimleri bölümüyle birlikte yeni bir misyona başladık. Dolayısıyla Bilgisayar Bilimi bölümü olarak nelere sahibiz? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. 93'te kurulduk. 94-95 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başladık. 2023 yılında pilot proje bölümü haline dönüştük. Her yıl 60 öğrenci alıyoruz. Tabii bu öğrenci dışarıdan gelen öğrencilerle yatay geçiş, dikey geçiş, bir sürü bölümümüze sonradan talepte bulunan öğrencilerle birlikte sayımız 80'in üzerine 90'a doğru çıkıyor. Toplam öğrenci sayımız 339, bunun 24 tanesi yabancı uyruklu. 20 öğrenci öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 28. 4 tane dersliğimiz var, 2 tane bilgisayar laboratuvarımız var. Lisansüstü programımız, yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Yüksek lisansta 25, doktora da 7 öğrencimiz mevcut. 817 tane lisans mezunu verdik. Lisans üstü ise 37 yüksek lisans, 10 tane doktor olmak üzere 47 tane mezunumuz var. Kısa bir sürede özellikle bu kadar mezun vermeyi başardık. Akademik kadro olarak 3 profesör, 1 doçent, 8 doktor öğretim üyesine sahibiz. 3 tane araştırma görevlisi doktor, 1 tane araştırma görevlisimiz var. Toplam 16 akademik personele sahibiz. Bunun 15 tanesi doktorasını almış durumda. Bilgisayar bilimleri nedir? Bu konuda gerek sosyal medyada gerek 61saat.com sitesinde detaylı bilgi vermişiz. Öğrencileri sıkmak istemiyoruz. Peki bilgisayar bilimleri hangi alanlarda yetkin veya gelecekte hangi alanlarda popüler olacak? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bunun için özellikle 2020 Dünya Ekonomik Forumunda öne çıkan meslekler şeklinde bir liste paylaşılmış. Burada verilen listede hemen hemen bütün bölümler bilgisayar bilimleriyle içli dışlı durumda. Özellikle veri bilimleri ve bilgisayar bilimleri bunların hepsini kapsamakta. Yani popüler olan tüm mesleklerde biz varız. Evet, bu da özellikle öğrenmeniz gereken diyor, iyi bir geleceği kucaklamak istiyorsanız öğrenmeniz gerekenler diyor. Baktığınız zaman hemen hemen her alana biz girmiş durumdayız. Ve dolayısıyla bu da bizi geleceği kucaklayan bir bölüm olacağımızı gösteriyor. Bu bilgilerin hepsini Dünya Ekonomik Forumu'nun sitesinden alınmıştır. Dolayısıyla istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar bilimlerine dönüştükten sonra müfredatımızda yenileme yaptık. Bu da bizim için bir fırsat oldu. Derslerimizi güncelledik ve müfredatımızı istatistik ağırlıkta bir bilgisayar bilimi olarak ortaya koymaya çalıştık. Birinci sınıfın müfredatında bilgisayar bilimlerine giriş, zaten burada bir öğrenciyi mesleğe tanıtmak ve sevdirmek üzerine bir yapı ortaya koyuyoruz. Olasılığa giriş yine aynı şekilde bir istatistikten önce verilmesi gereken konular. Temel bilgi teknolojileri, programlamaya giriş, veri yapılar, algoritmalar, tensör analizine gibi dersler bizim öğrencilerimize bir background oluşturacaktır. Özellikle bu şu anda matris, lineer cebir gibi çalışmalar vardı ama bunlar özellikle bilgisayar bilimlerinde yeterli gelmediği için biraz daha ilerisini tensör analizine müfredatımıza ekledik. Yazılım geliştirme, daha önce görsel ve nesneye dayalı programlama olarak isimlendiriyorduk ama sistem o kadar hızlı gelişiyor ki artık şekiller, kavramlar değişiyor. Bunlara yetişebilmek için yazılım geliştirme başlığı altında 2 dönemlik bir ders. Yine istatistik analizler 2 dönemlik bir ders. Aylık matematiği müfredatımıza soktuk. Özellikle
matematik background'ımızı güçlendirmek için. Optimizasyon, matematiksel yazılımlar, mesela matematiksel yazılımlarda Python eğitimi veriyoruz. Uygulamalı bir şekilde laboratuvarda. Sayısal çözümleme, matematiksel istatistik, örnekleme, veri toplama, özellikle bu makine öğrenmesinde örneklemin ne olduğu, verinin nasıl toplandığı, kitlenin ne olduğu gibi kavramları eğer bahsetmezseniz makine öğrenmesinde testi niye yaptığınızı anlamazsınız. Dolayısıyla bu gibi kavramları ön plana çıkarıyoruz. Evet, üçüncü yılımızda yapay zekaya giriş, sayısal görüntü işleme, veri tabanı, özellikle bilgisayar bilimlerinin temel konuları, yine ikinci dönem makine öğrenmesi, yön eylem araştırması, oyun geliştirme, özellikle üzerinde sık sık duracağımız konulardan biridir. Gündemimize aldığımız en geniş ve üzerinde fazlasıyla eğileceğimiz sorumlu bir ders haline getirdik oyun geliştirmeyi. Onun haricinde her dönem iki tane teknik seçmeli derslerimiz ve sosyal kültürel seçmeli derslerimiz var. Teknik derslerimiz ise gördüğünüz gibi paralel programlama, bilgisayar organizasyonu, yazılım proje geliştirme gibi dersler olabildiği gibi metin madenciliği, oyun teorisi, kriptoloji gibi bilgisayar grafikleri, işletim sistemleri gibi birçok bilgisayar bilimlerinin önde gelen derslerini ders havuzumuza eklemiş bulunmaktayız. İkinci, dördüncü sınıfımızda ise seminer ve bitirme her bölümde olduğu gibi. Mesela istatistik bilgisayarda en çok eksikliğini yaşadığımız şey stajdı. Dolayısıyla biz bilgisayar bilimleri bölüm isim değişince, müfredatımız değişikliğinde hemen stajı da zorunlu hale getirdik. Meslek deneyimi bir, meslek deneyimi iki şeklinde iki ayrı staj programını sistemimize eklemiş olduk. Web programlama yine güncel konulardan, mobil yazılım geliştirme olmazsa olmazlarımızdan iki alan. Onun haricinde çok değişkenli veri analizi iki dönemli şekilde. Malum bugün bilgisayar bilimleri varsa arkasında bir veri analizi olması lazım. İstatistik analizin yanında bir de veri analizi derslerimiz var. Bunlar da bizi elbette ki diğer yazılım içerikli bölümlerin bir kademe önüne geçirmiş olacağını düşünüyoruz. Yine aynı şekilde teknik seçmeli derslerimiz var. Onlarda bileşen tabanlı yazılımlar, bioinformatik, özellikle bioinformatikte iddialıyız. Öyle ki bioinformatiğin arkasında biyoloji bilgisinin yanında istatistik ve bilgisayar bilimleri gerekmektedir. Bunu da ancak bilgisayar bilimleri bu işin altından kalkabilir diye düşünüyoruz. Onun haricinde üç boyutlu modelleme ve animasyon, özellikle bu noktada Rafadan Tayfa'nın yapımcı ve yönetmeni olan İsmail Fidan bizim bölüm mezunudur. Kendisi geçen dönem buradaydı. Bize sunumlar yaptı ve bu konuda bize destek vereceklerini söylediler. Yine aynı şekilde sayısal ses işleme KTÜ'de veya Türkiye'de neredeyse bizim bölümde sadece ilk kez ortaya çıktı. Ve birçok bölümden bu dersi izlemeye gelen öğrencilerimiz vardı. Yine onun haricinde sanallaştırma ve bulut bilişimine giriş gibi konular ön plana çıkmaktadır. Bu dördüncü sınıfımızın teknik seçmeli dersler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, biz bilimsel etkinlikler yönünde geçen dönem muazzam bir etkinlik programı uyguladık. Dolayısıyla bitirme tezleri, seminer projeleri, bunların her birini yine poster sunumlar şeklinde etkinlik düzenledik bölümde. TÜBİTAK öğrenciler TÜBİTAK projelerine başvurmaları için teşvik ettik. Teknofest için teknoloji takımlarını geçen şey yapmıştık. Dolayısıyla birçok alanda öğrencileri, teknolojik takımları kurup o şekilde alanlara başvuruyoruz. Düşünden gerçeğine proje pazarı bu yıl malum depremden dolayı düzenlenmedi ama birçok projede hazırlık yapmıştık o konuda. Yine öğrenci kolokyumu, öğrenci sempozyumu dediğimiz yıllarca bu şeylere katılıp bölümümüzü temsil ettik. Haftalık akademik etkinliklerimiz oluyor. Hem bölüm içinden hocaların etkinliği hem dışarıdan konuyla ilgili insanları davet ettik. Neredeyse her hafta bir etkinlik düzenledik. Onun dışında hafta sonu kulüp etkinliklerimiz düzenledik. Kulüp başkanımız hemen yanımda. Dolayısıyla sabah kahvaltıları, onun haricinde piknikler, geziler, etkinlikler, sosyal faaliyetlerimizi ön plana çıkardık. Programlama ve yapay zeka yarışmaları bu dönem düzenlemeyi düşünüyorduk. Ancak
üzerinden dolayı, bu depremden dolayı gerçekleştiremedik ama önümüzdeki yıllar itibariyle bunları gündeme alacağız. Bu yıl özellikle bölüm olarak düzenlemiş olduğumuz ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik doğal zeka oyunlarını yapay zeka ile oluşturduğumuz bulmacaları orada sunma fırsatı bulduk. Tabii bunlara katılım gösteren öğrencilere öğrenci katılım puanı veriyoruz. Öğrenci katılım puanına sahip olan öğrencilere proje asistanlığı, online eğitimlere katılma, teknokent takımlarına dahil olma, sempozyumlara götürme, iş başvuru referansı olma, staj yorumda onları öncelik tanıma gibi birçok alanda da şey yapıyoruz. O katılım puanına göre öğrencilere imkan sağlayabiliyoruz. Bölüm mezunlarımız, evet gördüğünüz gibi bir sürü vardı. Sadece birkaçını aldık. Şu anda bölümümüzde mezun olup profesör düzeyinde olan birçok öğrenci vardı. Birçok akademisyen yetiştirdik. Onun haricinde birçok yerde veri analisti, yapay zeka konularında, yazılımlar konularında gördüğünüz gibi birçok alana girdiğimizi rahatlıkla görebilirsiniz. Tabii her şeyden önce İsmail Fidan'ı unutmuyoruz. Şu anda Türkiye'nin, sadece bizim bölümümüzün değil, Türkiye'nin gururu, iftiharı şeklinde ifade ediyoruz. Evet, ilginiz için teşekkür ediyoruz. İletişim adresimizden bize ulaşabilir. Her türlü teknik konularda bilgi isteyebilirsiniz. Özenle cevap vermeye çalışıyoruz. Onun haricinde bölümümüzün güncel alanı hakkında bir röportaj yaptık. 61saat.com'dan gelip bir bölümümüzle ilgili bilgi talep ettiler. Şu anda sitesinde yayınlanıyor. Orada daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Onun haricinde sosyal medyada kulüpteki arkadaşların düzenlemiş olduğu birçok şey var. Video çalışması, etkinliklerimizle ilgili paylaşımları var. Onları da rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, şimdilik sunumumuz bu kadardı. Sorular varsa cevaplayabiliriz. Evet, 4 sene içerisinde öncelikle Python öğreniyorsunuz. Ardından C programlama dili, sonra C++, Java ve C# da yine programlarınız içerisinde dahil. Tabii öğrencilerden gelen bazen talepler oluyor. Ekstra şeyler, etkinlikler ve seminerlerde düzenleyebiliyoruz. Mesela web programlama kısmında Python olsun, PHP olsun, ASP olsun bu konulara değiniyoruz. Veri tabanı olarak MySQL, PostgreSQL, MSSQL gibi SQL dillerine de değinebiliyoruz. Onun haricinde HTML, CSS, Ajax gibi, JavaScript gibi birçok konuyu da zaten o alanda öğrenebiliyorsunuz. Hazırlık var mı diye soruyorlar. Onu aslında üniversiteye sormak lazım. Hazırlığımız yok. Eğitimimiz tamamen Türkçedir. Zaten İngilizce eğitim verdiğiniz zaman özellikle bilgisayar bilimleri konularında istenilen verimi almakta zorlanıyoruz ama İngilizce tabii bizim bölüm için olmazsa olmazlarımız. Öğrenciler gerek internet ortamında yabancı dil hazırlığına kendileri dahil olabiliyorlar. Ha, teşekkür ederiz. Erasmus olanaklarımız fazlasıyla mevcut. Özellikle bilgisayar bilimleri olduktan sonra yurt dışında oldukça fazla muadilleri var. O konuda da yine girişimlerimiz oluyor. Yurt dışında eğitim gören veya çalışan akademisyen mezunlarımız var. Onlar da yine aynı şekilde iletişim kuruyor. Hatta birçok şirkette görev yapan yazılımcı mezunlarımız bizden stajyer öğrenci talebinde de bulunuyor. Onlarla bağlantı durumundayız. O konuları da halletmeye çalışıyoruz. İş fırsatlarına gelince özellikle derslerimizi biraz daha bilgisayar bilimleriyle ilgili dersleri 3. sınıflara çektik. Çünkü özellikle makine öğrenmesi ve yapay zekada eğitim gördükten sonra Teknofest'e katılacaklar ama 4. sınıfta görüyorlardı. Ondan sonra mezun oluyorlardı. Öğrenci vasfını kaybediyordu. Aslında biz onları 3'e çektik. 4. sınıfa doğru Teknofest'e katılma ve oradaki işlemlere katılmak için. Veri analisti ve yazılım yönünde bir birikim olduktan sonra birçok öğrencimizi uzaktan çalışma fırsatı, özellikle uluslararası şirketlerde çalışma fırsatları çıkıyor ve özellikle birçok ismi yönlendirdik şirketlere. Şirketlerden talep geliyordu. Biz de onları yönlendiriyorduk. Ve birçoğu da öğrenciyken para kazanmaya başlıyorlar.
Evet, kulübümüz, yine kulüp başkanımız burada. Birçok etkinliğimizi özellikle oldukça faal durumdayız. Şu anda neredeyse Katü'nün en çok etkinlik düzenleyen kulübü olarak ön plana çıkıyor. Hem bilimsel hem sosyal etkinlik yönünde de kulübümüz bölümümüze paralel olarak bir yıldızı parlamış durumda. Şöyle düşünün, siber güvenlik alanı, özellikle kriptoloji alanı gibi konular, tabii veri bilimleri ve sayılar teorisi içerdiği için tabii bu noktada da istatistik bilgisi ve matematik bilgisinin ön plana çıkması lazım. O konularda da tabii bizim bölüm olarak bir altyapımız mevcut. Bir önceki sene sıralamanız düşük görünüyor, katılıyorum. Dolayısıyla bölümümüz uzun bir süre az bir öğretim üyesiyle şeyi sürdürdü. Dolayısıyla şu anda 15 tane doktora öğretim üyemiz var. Reklam kısmını ön plana çıkardık. Zaten röportaj yapıldığında da aynı şeyi söylediler. Katü'de böyle bir bölüm olduğundan kimsenin haberi yok. O zaman biz de biraz reklam işine önem vermeye başladık. Evet, puanımız düşüktü ama şu anda bilgisayar bilimleri olduk ve pilot bölüm olarak seçildik. Bu da bizi bir araştırma üniversitesinde bir pilot bölüm olması, dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde ön plana çıkaracağını düşünüyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl bölümümüzü arayan, mail gönderen, sosyal medyada ulaşan birçok kişinin yoğun bir şeyine maruz kaldık, talebine. Bu da bizim bölümümüzdeki puanın oldukça yükseleceği tahminine bizi götürüyor. Ha, soruyorlar bazen bölüm nasıl bir bölümdür diye. Biz diyoruz yapay zeka bilen yazılımcılar yetiştirmek istiyoruz. Sadece mevcut yöntemleriyle yetinen değil, yapay zeka alanında yöntem geliştiren insanlar yetiştirmeye adayız. Yatay geçiş genelde bize dikey geçişten gelenler hep bilgisayar programcıları oluyordu. Zaten bilgisayar bilimlerine geleceği için de çok sıkıntı yaşamayacaklar. Yatay geçiş konusunda üniversitenin verdiği eski sistem devam ediyor. Ancak onun ötesinde şu anda matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine YÖK'ün YKS kılavuzunda isteyen öğrenciler bilgisayar bilimlerinde çift ana dal ve yan dal yapabilir diye bir ibare konmuş. Yani bizi öteki bölümlere bir ödül olarak sunmuşlar. Bu da bizi gururlandırdı tabii ki. Bu sene tahminimiz 400 civarında ama yani ne çıkacağını şu andan söylemek mümkün değil. Ancak evet, popüler bir bölüm ve tanıtımı ön plana çıkaran bir bölüm olduk. Şu anda sıralamada net bir şey söylemem mümkün değil. Ancak tahmin edebiliyoruz. Çünkü geçen yıllarda bu kadar miktarda bir iletişime geçmemiştik. Bu yıl aşırı derecede bir ilgi var. Dolayısıyla bu ilgi de tabii bizi gururlandırıyor. Ayrıca bu yıl itibariyle geniş bir kadroya sahip olduk. Çünkü kendi doktor öğrencilerimizin hepsi doktor öğretim üyesi oldu. Son bir yılda 6 tane öğretim üyesi kendi yetiştirdiğimiz kadroya dahil oldular. Bu da bizi ister istemez daha güçlü bir kadro haline geldi. Daha iyi bir eğitime, daha uzmanlaşmış bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Hocam, sıralama puan dedi. Sıralama olarak 400 sanırım aşağı yukarı 100 binin içerisinde bir puana denk geliyor. 150 bin. Evet, 150 bin civarında. Ama yine de bence tercih edin. Şu anda net bir şey söylememiz mümkün değil. Tabii ki. Bu sene gelecek öğrenciler taban puanı belirleyecek ama yani sonuçta Türkiye'nin 5 araştırma üniversitesinin iyi üniversitelerinde bir bölüm haline geldi. Artık yalnız değiliz. 5 kişi, 5 üniversiteyiz. 5 ayrı yerde bilgisayar bilimleri var. Bu sadece bu sene. Büyük ihtimalle gelecek senelerde bütün bu üniversitelerin hepsine, birçok üniversiteye yaygınlaştırılacak ve onlar için yetiştirilecek akademisyenleri bizim bölüm olarak, misyon olarak bize, üstümüze bir görev olarak kabul ediyoruz.
Bölümümüzü gördüğümde sıralaması için 90 bin ile 130 bin arası öngörmüştüm. Hatta bazı bölümde bu tarz bir beklentisi olduğunu biliyorum ki demin de 100 bin sıralamasının öngörüldüğünü bir hocamız tarafından. Evet. Fakat geçen sene kapatılan istatistik, evet. Aynı şeyleri de az önce açıkladık. Hocam bu kadar yukarı çıkacağını düşünüyor musunuz? Şöyle bir şey, sadece müfredat değişikliği değil, aynı zamanda bölümümüzün bir pilot bölüm olarak seçilmesi ve yeni kurulacak bütün üniversitelerdeki bilgisayar bilimlerinin akademisyenlerini yetiştirmeye aday bir bölüm. Aynı zamanda da kadromuzdaki yani genişleme, oldukça zengin bir genişleme oldu. Tabii bu kadar pozitif olan bir şeyi, bölümü ön plana çıkarmaktadır. Bilgisayar mühendisiyle diyor bir karşılaştırma yapılıyor. O zaman biz de 61saat.com'daki röportajı okumasını tavsiye ederim. Detaylı bilgi orada var. Neden bilgisayar bilimleri diye bir soruyu orada bulabilirsiniz. Bugün yapay zekanın kurucusu olan 1950'lerdeki Alan Turing'in Wikipedia'daki sayfasına girip bakarsanız orada der ki bilgisayar bilimcisi demiyor, bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi demiyor. Ve bu alanın öncülerinin hepsi bilgisayar bilimcisi. Geri takdir sizindir. Hocam şey diyor, tanıtımımızı ön plana çıkarmamız lazım. Bilgisayar bölümlerine bu kadar talep varken sizi bu kadar tercih edebilirler mi? Hani geçen sene onların çok tercihi. Yani iş bulduğunuz zaman veya gelecekte iş bulma potansiyeli olma veya akademisyen olma istediğiniz zaman hangi bölümü tercih edeceksiniz? Çünkü akademisyenliği bilgisayar bilimleri olarak tercih ederseniz doktorayı bitirir bitirmez birçok üniversite sizi paylaşamayacak. Öyle bir avantajını da görebilirsiniz. Ha, veri bilimini destekli bir bilgisayar yazılım gelecekte ne kadar önemli olacağını siz buyurun tahmin edin. Biraz daha araştırmanızı tavsiye ederim. Ha, sadece biz tanıtılmamıştık. Şimdi tanıtım faaliyetlerini ön plana çıkardık. Biz de varız. Yarışta biz de varız ve oldukça iddialıyız. Hem yapay zeka alanında, makine öğrenmesi alanında, hem de bilgisayar bilimlerinin diğer alanlarında da yetişmiş insan gücümüz var. Ve öğrenciyle birebir ilgileniyoruz. Burada da güvence verebilirim. Bahadır Hocam, ekibin bütün programını siz yöneteceksiniz. Dekanlık temsilcisi olarak. Söz vermeler sizde olacak. Tamam hocam. Hocam bir soru daha geldi. Evet, iki sorumuz daha geldi. Onları da isterseniz cevap. Ben yazmam, üstteki bir soru. Bilgisayar mühendisliği varken niye seçerim diyor. O zaman da bilgisayar bilimi varken niye bilgisayar mühendisliğini seçiyorsunuz diye bir soru soruyoruz. Hocam onu söylemek istemediğimi söylüyor. İlgili bölümler mühendisliği bu kadar yüksek bir taraf verken... Bir önceki sene neden bu kadar düşük diyor? Böyle bir bölümün olduğunu insanların haberi yoktu. Yani fen fakültesi deyince orada bilgisayar bölümü yok deyip geçiyorlar. Yani çok az kişi fen fakültesinin altında bir bilgisayar bilimi olduğunu fark ediyor. Herkes bilgisayar deyince mühendisliğe gidiyor. Yani dolayısıyla bilgisayar kısmı veri bilimlerine doğru kayıyor. Veri bilimleri olmadan bilgisayar bilimleri ne kadar başarılı olur onu buyurun siz tahmin edin. Biz iddialıyız. Sonuna kadar da arkasındayız. Bir de mezun olarak bir şey eklemek istiyorum buradan gelecek arkadaşlara. Ben bu yıl mezun oldum. Arkadaşlar ben bu üniversitede böyle bir bölümün olduğunu bilmeyerek araştırdım. Yani nasıl anlatayım size? Bilgisayarla ilgili bir şey istiyorsun ama atıyorum gitmek istediğin şehirdeki üniversiteye puanın yetmiyor. O zaman o şehirdeki başka bilgisayarlı bölümleri araştırıyorsunuz. Ben öyle yapmıştım. Öylelikle KTÜ'yü bulup gelmişim ve geldikten sonra şok geçirdim. Hani böyle bir ders programının olduğunu, bize bu şekilde imkanlar ve fırsatlar sunduğunu biz bilmiyorduk. Yani aslında şey gibi hissediyorsun, burayı sadece gerçekten arayanlar buluyor ve ben gelirken hiç kaynak yoktu. Bölümü anlatan bir web sitesi daha yoktu. Sadece Ekşi'de bir abimiz anlatmıştı. Onu okuyarak bu şekilde gelmiştim. Ama şimdi biz bölümü tanıtmak için çok çaba sarf ediyoruz. Her yerde paylaşım yapıyoruz, mezunlarımızla konuşuyoruz. Hani bu sizi en azından yani bu sene bölümü ve sizi daha yükseklere götüreceğini düşünüyoruz bu tanıtımı. Zaten üniversitemiz de bunun için tanıtım yapıyor. Diyor ki her arayan bulamaz.
Bulanlar arayanlardır. Evet. Biz böyle evet. bir bölümümüz. Dolayısıyla araştırın. Bizi araştırın, çalışmalarımızı araştırın, projelerimizi araştırın. Öğrencilerimizin yaptığı yüksek lisans doktora tezlerini araştırın. Ve onların literatürdeki karşılıklarına bakın. Biz hazırız ve doluyuz. Evet. Peki Orhan Hocama ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyoruz biz. Arzu eden öğrencilerimiz daha sonra bölüm web sayfası iletişim numaralarından bölümün ile ilgili daha ayrıntılı ve detaylı bilgi alabilirler. Bölümümüze de davet ediyoruz. Bölümümüze de gelip misafirimiz olur. Evet. Sizlerle buluşmaktan mutluluk duyacağız. Şimdi ben biyoloji bölümüne izniniz olursa geçiş yapmak istiyorum. Şimdi bölümümüz adına bölüm başkan yardımcımız İsmail Demir hocamız sözü bırakıyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam, değerli katılımcılar, değerli hocalarım ve sevgili öğrenci adayı arkadaşlarım. Bu sürecin hakikaten öğrencilerimiz açısından güzel olmasını, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ilk başlangıçta maalesef az önce hocamın da ifade ettiği gibi yeterli donanıma sahip değilsiniz belki. Biraz coğrafya sizi çok etkiliyor. Bunun yanında arandığı zaman, tarandığı zaman hakikaten özgül ağırlığı yüksek olan bölümlerin belki sizin gözünüzden kaçtığı ortaya çıkıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ankara'nın doğusunda kurulmuş olan 4. üniversite. Yani Türkiye'nin 4. üniversitesi bu. Ve özellikle de doğusunda kurulmuş ilk üniversitesi. O nedenle büyük bir geçmişi var. Bu tüm alanlar için geçerli, onu söyleyeyim. Tabii ki günle birlikte, güncelle birlikte, yeni programlar, yeni bölümlerle birlikte bu zenginleşerek gidiyor. Ama baktığımız zaman, az önce arkadaşlarımız bilgisayar ve istatistik programı için söyledi, puanlar tek bir miktar düşme oluyor zaman zaman. Bunun nedeni şu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni Ankara'nın batısına koyun, inanın şu puanlar çok daha yukarılarda olacaktır. O yüzden coğrafya sizi aldatmasın. Aslında bu coğrafya güzel bir coğrafya. Ama Türkiye'ye biraz uzak bir coğrafya. Bakıyorsunuz Trabzon'a mı gideyim, doğuya mı geleyim, batıya mı gideyim? Daha çok batıya doğru seyahatler yönleniyor. Ama tabii ki orada iyi üniversitelerimiz var. Biz Trabzon'un Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ağırlığını ve gücünü hissetmenizi istiyoruz ki bürokrasiye baktığınızda hakikaten orada oldukça fazla sayıda Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu göreceksiniz. Şimdi ikinci sıraya da geçelim. Evet. Şimdi Karadeniz böyle bir şey. Trabzon böyle bir şey. Bir kez de bir ilk olarak bu coğrafyası dolayısıyla artı bir puanı bir yere yazın arkadaşlar. Trabzon evet hakikaten Türkiye'ye uzak ancak çok da kolay gelinen bir yer değildir. Hayatınızın önemli bir kısmı 4 yıl bazen 5 yıl olabilir. Bazen yüksek lisans doktorayla birlikte bu 10 yıl 15 yıla kadar çıkabilir. Bazen belki de doktoradan sonra burada çalışarak ömrünüzün geri kalanını burada geçirmek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden hakikaten burayı önemseyin. Çünkü burası bağımlılık yapar. İnanın buraya geldikten sonra dönmek çok zor olacak sizin için. Birinci sınıftaki bir öğrencimiz Antalyalı biyoloji bölümünü kazanmış. Birinci dönemin sonları geldi. Ben de dersin laboratuvarlarına giriyordum. Ya böyle çocuk çok şikayet ediyor. Ağlıyor. Ya ben gideceğim buradan. Ya dedim bak buradan elbette gidebilirsin. Yatay geçiş hakkın var. Başvurup gidebilirsin puanın tuttuğu yerlere. Ama giderken ağlayarak gideceksin, üzülerek gideceksin buradan. Yok hocam dedi, olur mu öyle şey? Vallahi da billahi bu arkadaşımız buradan ağlayarak gitmiş. O yüzden hakikaten bir bağımlılığı vardır. Lütfen tercihlerinizde hem bilimsel durumları hem de bu coğrafyanın pozitif noktasını düşünün. İşte bu güzelliklerle sizi karşılayacağız, size hoş geldiniz diyeceğiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni tercih edersiniz arkadaşlar. Evet, oradan biyoloji bölümüne gelelim birazcık. 1974 yılında kurulmuş, 84 yılında öğrenci almışız.
88'de mezun vermişiz ve böylelikle hakikaten bilim dünyasında kendimizi göstermeye başlamışız. Bu arada bu üniversitemizin akreditasyon tebriği bu başka bir program için hazırlanmıştı. Ama biyoloji bölümü için işte biyoloji bölümü Türkiye'deki biyoloji bölümleri arasında ilk akredite olmuş bölümdür arkadaşlar. Evet, o bir sürü üniversite, daha büyük üniversiteler, daha büyük görseli daha büyük olan üniversitelerimizden hiçbirindeki biyoloji bölümleri akredite olmadan biz ilk akredite olan biyoloji bölümüyüz. Ve kesintisiz bir şekilde de bu akreditasyonun çalışmamızı, ünvanımızı sürdürmekteyiz. İkinci dönemde de yine 5 yıllık bir akreditasyon aldık. Bunun yine umuyorum bu süre sonunda yine uzatmak için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Evet, yönetimimiz burada görülmekte. Şimdi kontenjanımız 30. Puan ortalamamız sanırım 250 ile 300 arasında bir yerden. Tabii ki şimdi arkadaşlar biyoloji hep şu söyleniyor. Dünyada ekonomi ama bizim çalışmadığımız yerden çıktı. İşte bir pandemi, bir virüs arkadaşlar gözle görülemeyecek. Hatta 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 kez büyüterek görebileceğimiz, ancak görebileceğimiz bir obje dünyayı ne hale getirdi? İşte biyoloji bu. O yüzden çalışmadığımız yerden çıktı. Soru virüsten geldi. Hakikaten canlılık, yaşam, yaşamı sorgulamak bu tamamen biyolojiyle mümkündür. O nedenle biyolojiyi düşünürken bunları lütfen değerlendirin. Biz kimiz? Bizi etkileyen şeyler nelerdir? Bizim biyolojimiz nasıl davranırız? Nasıl yaşıyoruz? Bunların hepsi biyolojinin hakikaten gizemli yönleri. Öğretim üyesi kadromuza baktığımız zaman hakikaten Türkiye'nin en güçlü biyoloji bölümü kadrolarındandır. 17 profesörümüz, 2 tane doktor öğretim üyemiz, 7 tane araştırma görevlimiz var. Son derece deneyimli bir kadro ve genel biyoloji, botanik, zooloji, moleküler biyoloji ve hidrobiyoloji ana bilim dallarında eğitimlerimizi vermekteyiz. Bunlara göre ders programlarımız düzenlenmiş. Bunlara göre lisans ve lisans üstü laboratuvar dizaynlarımız oluşturulmuştur arkadaşlar. Evet, bu ana bilim dallarından bahsettim. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bir geri gidelim Emine lütfen. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Canlıları tanıyoruz. Onlarla ilgili gerekli açıklamaları, onların yaşamlarıyla ilgili gerekli açıklamaları yapıyoruz. Bunlar üzerine çeşitli uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve yine bu süreçlerle biyolojiyle ilgili karar verebilme ve öğretebilme, bilgi ve becerisi kazandırmaya çalışıyoruz sizlere. Devam edelim lütfen. Evet, bunlar bizim bölümümüzün kazanımları, sizlere vermeye çalışacağımız kazanımlar. Bunlar bizim web sayfamızda var. Oradan lütfen takip edelim. Yeterli altyapı donanımımız söz konusu. Hiçbir sıkıntı ne kimyasallardan, ne projeksiyondan, ne de laboratuvar ve sınıf dizaynından hiçbir eksiğimiz yok. Sizi bekliyor. İnanın biyoloji bölümü sizi bekliyor arkadaşlar. Artı araştırma laboratuvarları var. Notları iyi olan, ilgisi olan arkadaşlarımız bu lisansüstü laboratuvarlarda da zaman zaman çalışma fırsatı buluyor. Hatta biraz ilerleyen slaytlarımızda göreceksiniz. TÜBİTAK'ın öğrenci projeleri çıkıyor. Ve burada mikrobiyoloji, onun içerisinde viroloji, hücre kültürü, moleküler biyoloji, bitki fizyolojisi, bitki metabolizması, bitki biyoçeşitliliği, sistematik botanik, zoolojide sistematik çalışmaları, hidrobiyoloji, sterilizasyonlar, bitki büyütme ve merkezi laboratuvarlarımızla birlikte hem lisans hem de lisansüstü programlara hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Burada bazı çalışmalardan örnekler görülmekte. Yine derslerimiz teorik ve uygulama şeklinde yürütülmekte. Birçok dersimizin laboratuvarı söz konusu. Dolayısıyla teoride görmüş olduğunuz konular hiçbir eksiği olmayan laboratuvarlarda uygulama noktasında da sizlere sunuluyor. Bizzat siz yapıyorsunuz bu uygulamaları.
Artı derslerimizin bir kısmı saha çalışmaları şeklinde de yürütülmekte. Dolayısıyla teknik gezilerde gerek üniversitemizden gerekse bölümümüzden sağlamış olduğumuz altyapılarla bizzat yerinde materyali doğada da görme şansı bulmaktasınız. Evet, bunlara ait görsellerimiz yine mevcut çeşitli teknik gezilerimizden size sunular yapmaya çalıştık. Geçelim Emine. Evet, bunlardan bahsettik. Şimdi tabii üniversitemizin bir sınav yönetmeliği var arkadaşlar. Bizim bölümümüzde buna tabi. Dolayısıyla bu tüm üniversite için geçerli. Burada çok fazla zaman kaybetmeyelim. Evet, yine bunlarla ilgili Erman. Avrupa Kredi Transfer Sistemi yine bağlıyız. Dolayısıyla bunlar da yine Avrupa ölçeğinde tüm üniversitemizin uygulamış olduğu, sadece biyolojiye ait bir şey değildir bu uygulamalar. Geçelim. Şimdi biyoloji nereye? Arkadaşlar ben şöyle bazı değerlendirmeler yapıyorum. Hayvana hastalanan bir kişi nereye gider? Veterinere başvurur. Hasta olduğumuz zaman zaten tıp fakültelerine gideriz. Bahçesinde, bitkilerinde bir sorun gören kişi ziraat mühendisine gider. Ormanında bir sorun olan kişi, kurumalar var, orman fakültesine başvurur. Arkadaşlar bunların hepsi biyolojinin bir uygulamasıdır. Bunlar tabii ki ülkemizde maalesef biyolojinin çok önüne geçmiş sahalardır. Normalde oralarda yapılanların hepsi biyolojiden köken almıştır. Canlıdır, canlının birbirleriyle olan etkileşimleridir, canlının çevreyle olan etkileşimidir vesairedir. Ama saha olarak böyle bir büyüme söz konusu vardır. Hepsi biyolojidir, biyolojinin birer uygulamasıdır. Bizden mezun olanlar, biyoloji bölümlerinden mezun olanların devlette, özel hastanelerde çok büyük kendilerine yer bulmaları söz konusu. İşte tüp bebek ünitelerinde biyologlar çalışırlar arkadaşlar. Son derece önemli bir örnektir, güzel bir örnektir. Özel sektörde, ilaç fabrikalarında, gıda sanayinde son derece yaygın şekilde iş bulunabilir. Birçok bakanlıkta yine biyolog ünvanına çalışma söz konusudur. O nedenle iş sahası geniş mi? Geniş, ama iş bulmakta hangi programda iş bulma zorluğu yok ki arkadaşlar? Biraz olaylar size kalıyor. Sizin kendinizi hazırlamanıza, sizin farklılıkları fark etmenize bağlı birçok şey. Yani COVID biyoloji için aslında çok büyük bir fırsattır. Virüs için çıkıyor bir doktor, canlı kavramını kullanıyor. Demek ki bu virüsü tanımıyor. Tanısa ona canlı demez çünkü. Onu en iyi biyolog tanır. O yüzden hakikaten iklim değişikliği bugün en büyük fırsatlardan birisidir arkadaşlar. İklim değişikliği direkt bizim sahamız. İşte bakanlığımızın adı bile iklim değişikliği diye değiştirildi. Bunlar kesinlikle bizim fırsatlarımız. O yüzden lütfen bunu böyle düşünerek, bu zihninizde bu pencereyi açarak tercihlerinizde bulunun. Bizim çocuklarımız da üniversite tercih ediyor arkadaşlar. Biz de aynı sorguları yapıyoruz. Ama biyolojiye ilginiz varsa o heyecanınızı kırmayın, yükseltin, yeşertin, onu büyütün. Benim derdim şu an burada. Puanınız başka bir yeri tutar. Haydi tabii ki o bölümlere de gidip o bölümlerde de öğrencilerimize, mezunlarımıza ihtiyacımız olacak. Yine besin ihtiyacı, dünyanın önemli sorunları arkadaşlar. Yine biyolojiden geçiyor. Bunun yanında aşılar, az önce ufaktan değinmeye çalıştım. Kriminal arkadaşlar, kriminal bugün biyolojiden geçiyor. Sorun var, cinayet işlenmiş, kriminal üzerinden gidiyor. Oradaki materyal kurtlanmış mı? Hangi böcekler gelmiş? İşte bunlar biyolojiden geçiyor. O yüzden çok enteresan uç noktalar bile var. Çok temel bilgilerin, temel uygulamaların yanında. Geçelim. İsmail Hocam, süreyi efendim etkili kullanabilmek adına şey yapabilir miyiz hocam? Tamam, geçiyoruz Sayın Hocam. Evet, burada biyoloji kulübümüz de yine hocamın bahsettiği gibi diğer kulüplerdeki gibi bir etkinliği söz konusu, aktif çalışmaların yaptığı arkadaşlarımız burada kendilerinden. Evet, yine web sayfamızda bununla ilgili bilgilendirmemiz var.
Yine bunlar bizim web sayfamızdan alıntılar. Lütfen oradan takip edelim. Teknofest etkinliğinde Bioponik adlı takımımız yer almış. Orada kendimizi gösterdi. Kendilerini ifade etme şansları buldu. Biyoloji kulübünün etkinlikleri ve sunum takvimlerinden görüntüler yer almakta. Evet, yine bunlar ilkokul ve ortaokul seviyesinde bölümümüzü ziyaretlerden görüntüler. Geçelim lütfen. Oryantasyon programımızda biyoloji tercih ettiğinizde ilk hafta size hoş geldin diyeceğiz. Sürprizleri oraya saklıyorum. Bunlar da ilgi duyan öğrencilerimizin TÜBİTAK'a yapmış oldukları başvurularla birlikte çıkan, desteklenen projeler, danışman hocaları ve öğrencilerimizin adlarını buraya yazmaya çalıştık. Bölümümüzde uluslar ve uluslararası düzeyde birçok kongreler organize edilmiştir günümüze kadar. Bundan sonra yine önümüzdeki yıl iki tane planımız söz konusu. Lisans öğrencilerimizi de biz buralarda değerlendiriyoruz arkadaşlar. Organizasyonlarda, o program esnasında çalışmalarda onlardan yararlanmaktayız. Evet. Evet arkadaşlar, biyologlar günümüz 16 Nisan, eğer bize katılırsanız 16 Nisan'ı Biyologlar Günü olarak bu abileriniz, ablalarınız gibi kutlayacaksınız inşallah. Evet, bilime, dünyaya yön biyolojiden geçiyor. O yüzden hücrenin gücünü keşfetmek, dünyaya yön vermek için sizleri biyoloji bölümüne bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tüm hocalarıma, tüm dinleyenlere saygılarımı sunuyorum. Evet, ben de İsmail hocamıza bu renkli sunumu için teşekkür ediyorum. Bu derslerinde nasıl keyifli geçeceğinin bence bir emaresidir. Arkadaşlarım, soru cevap kısmından biyoloji bölümüne dair sorularınızı yöneltebilirsiniz. Biz şimdi bölümü hakkında konuşmak üzere Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Nuri Yıldırım hocamıza sözü bırakıyorum. Eş zamanlı olarak da sohbet kısmından biyoloji bölümüne dair sorularınızı yöneltebilirsiniz. Buyurun. Hocam merhaba. Arkadaşlar merhaba. Öğrencilerimize de merhaba diyorum. Ben doğaçlama sunum yapmak istiyorum. Süre bayağı uzadı. Dolayısıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 69 yılında lisans eğitimine başlamış. Amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu başta kimya endüstrisi olmak üzere diğer birçok alanda araştırma, üretim ve kontrol aşamalarında görev alabilecek donanımlı kimyagerler yetiştirmek. Misyonumuz ülkemizin refahına katkıda bulunabilecek bireylerin yetiştirilmesine öncü olmak. Fiziki imkanlarımız, bölümümüz 2012-13 yılı arasında yenilenen altyapısı ile öğrencilerimize modern bir eğitim imkanı sunmakta. Bölümümüz bünyesinde 2 tane teknolojik amfi, 4 tane teknolojik derslik, 2 normal derslik, 4 öğrenci laboratuvarı, 1 seminer salonu, 1 çalışma salonu ve öğretim üyelerinin bireysel olarak akademik çalışmalarını yaptığı aşağı yukarı 70'e yakın özel lisansüstü laboratuvarımız mevcut. Kimyager ne işe yarıyor diye baktığımız zaman kimya üzerinde 4 yıllık üniversite eğitiminin sonucunda diploma almaya hak kazanan teknik eleman olarak karşımıza çıkıyor. Kimyagerlik programında eğitim süresi 4 yıl olup maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların değişim ilkeleriyle her cins kimya örneğinin analizi konularında eğitim veriyor. Görevleri kamu ve değişik özel sektörlerde kimya laboratuvarlarında kalite ve kontrol, araştırma, geliştirme ya da Ar-Ge diye faaliyetler yapabilme ve bu laboratuvarları yönetebilme kapasitelerine sahipler. Kimya laboratuvarında nitelicel ve enstrümantal analizleri yapabilme, analiz sonuçlarını hesaplayıp işte verileri istatistikli olarak değerlendirip raporlama yeteneklerine sahip olabiliyor. Aynı şekilde kimya laboratuvarında maddelerin niteliği ve saflık derecelerini, bileşiklerin yapısını, kimyasal özelliklerini inceleyebiliyor. Üretim veriminin emniyetli bir şekilde yürütülebilmesini sağlıyor. Ürün kalitesi ve veriminin artırılmasını denetleme özelliğine sahip. Çalıştığı iş yerinde iş güvenliği, iş sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ve çevre koruma konularında çalışmalar yapabiliyor. Çalışma şartlarının güvenliğini sağlayacak bilgi ve becerisiyle her türlü işletmeyi yönetebilme kapasitesine sahip olabiliyor.
Çalışma alanlarına kısaca bakacak olursak, kimya bölümünden mezun olan kimyagerler, kimya öğretmenliği, plastik sanayi, ilaç sanayi, boya sanayi, petrokimya, metal sanayi, tekstil sanayi, seramik sanayi, çimento sanayi, deri sanayi, deterjan ve sabun sanayi, gıda sanayi, kozmetik, cam sanayi, ambalaj ve kağıt sanayi, laboratuvar kimyasalları ve araç gereçleri üretimi, gıda analiz laboratuvarları, su ve atık su analiz laboratuvarları, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarları, lisansüstü eğitim ile ilgili akademik kariyer yapabilme özelliklerine sahip, kalite sertifikasyon eğitimi ve çevre danışmanlık firmaları, iş güvenliği uzmanlığı ve sorumlu müdürlük ve çevre görevlisi olarak görev alabiliyor. Aynı zamanda kimya bölümünde uluslararası eğitim seviyesinde Erasmus öğrenci değişim programı ile kimya bölümündeki eğitimimizin bir kısmını Avrupa üniversitelerinde sürdürülebiliyor karşılıklı olarak. Ya da Ulusal Değişim Programı Farabi ile anlaşmalı diğer Türkiye üniversitelerinin eğitiminin bir kısmını sürdürebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla kimya bölümünde uluslararası düzeyde eğitim verilebilmekte. Bölümümüzde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimiz de mevcut. Ayrıca kimya bölümünde bilimsel seminerler ve teknik geziler yapılmakta. Bunlarla ilgili çok teferruata girmiyorum. Kimya bölümü ulusal ve uluslararası konferanslara ev sahipliği yapmaktadır. Bu zamana kadar epeyce faaliyetimiz var. Öğrenci kulübü bünyesinde öğrencilerimize farklı etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzde toplam bir fakülte kuracak kadar hocamız var. 26 tane profesör, 6 tane doçent, 2 tane öğretim görevlisi ve 11 tane araştırma görevlisi, 2 tane teknikerimiz ve 3 tane de hizmetlimizden ibarettir. Bölümümüz aynı zamanda 3 ayrı binası mevcut. Dolayısıyla gelecek öğrencilere son derece ferah, laboratuvar çalışmaları yapabilecek ve hocalarla diyalog kurabilecek alanlarımız mevcut. Dün bir aile kızıyla beraber bize geldi ve onları karşıladık ve sorularına canlı olarak yüz yüze cevap verdik. Aynı şekilde yine gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa biz buradayız ve her türlü sorularına cevap verebilecek durumdayız. Bekleriz. Ben hocam teşekkür ediyorum. Öbür arkadaşlara da zaman kalsın diye böyle doğaçlama yapmak istedim. Hocam çok teşekkür ediyoruz sunumunuzdan ötürü. Dediğim gibi soru cevap kısmını sohbetten yürüteceğiz. Sonrasında söz alıp da sözlü olarak da geri bildirim yapmamız mümkün. Ben aday öğrencilerimizin lütfen duraksamaksızın önden sorularını sohbet kısmından iletmelerini rica ediyorum. Şimdi sözü matematik bölümünü tanıtmak üzere bölüm başkan yardımcımız Pelin Şenel hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Hocalarım merhaba. Aday öğrencilerimiz merhaba. Velilerimiz merhaba. Sizlerle bir arada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Kısa bir bölüm sunumumuz var. Dilerseniz onu sizinle paylaşayım. Matematik hayatın ve bilimin her alanında etkin olan ve problemleri analiz ederek istatistiksel, geometrik, mantıksal, sayısal yöntemlerle çözüm bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Biz matematik bölümünde bu bilim dalının gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrencilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Bölümümüz 1963 yılında kurulmuş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ilk kurulan bölümlerinden bir tanesi. Bölümümüzde hem lisans, hem yüksek lisans, hem de doktora eğitimlerimiz mevcut. Ve bu eğitimleri alanında uzman ve dinamik akademik personelle gerçekleştiriyoruz. Bölümümüz FEDEK tarafından akredite edilmiş bir bölümdür. Teorik ve uygulama alan dersleriyle harmanlanmış akademik eğitimimiz mevcut. Öğrencilerimiz dilerlerse Çift Anadal, Yan Dal, Erasmus Plus, Mevlana, Farabi gibi programlardan yararlanabiliyorlar. Aynı zamanda pedagojik formasyon eğitimi alarak da Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak, matematik öğretmeni olarak çalışabiliyorlar. Bölümümüzde analiz ve fonksiyonlar teorisi, cebir ve sayılar teorisi,
geometri, matematiğin temelleri ve lojik, topoloji ve uygulamalı matematik olmak üzere 6 tane ana bilim dalımız mevcut ve 40 akademik personelle eğitim-öğretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz ilk 2 yıl her bir ana bilim dalının zorunlu temel derslerini tamamlarlar. Son 2 yıl zorunlu derslerinin yanında farklı ana bilim dallarından seçmeli dersleri de ekleyerek kendilerine özel bir programı takip edebilirler. Öğrencilerimiz aynı zamanda son yarı yılda uzmanlaşmak istedikleri ana bilim dalında bir bitirme çalışması hazırlarlar. Yine 3. yarı yıldan itibaren seçmeli derslerini formasyon programı derslerinden alarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik için başvurabilirler mezuniyetlerinden sonra. Bölümümüzde bir matematik kulübümüz bulunuyor. Burada akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Öğrencilerimiz uygulamalı matematik ve kodlama alanlarında dersler alarak kendilerini geliştirebiliyorlar. Bu derslerden bazılarını sıralamak istersek, 2. sınıf zorunlu dersimiz matematiksel hesaplama var. Burada sembolik hesaplama ve sayısal hesaplama programlarının kullanımı ile ilgili bir eğitim veriyoruz. Aynı zamanda algoritma tasarımı ve kodlama eğitimi öğrencilerimiz alabiliyorlar. Derslerimiz bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak yürütülüyor. Yine programında endüstriyel matematik dersini bulunduran ender matematik bölümlerinden biriyiz. Bu dersimiz 4. sınıf seçmeli derstir. Dersimiz kapsamında basit endüstriyel problemlere yönelik matematiksel model oluşturma, çözüm için uygun yöntemin belirlenmesi ve uygulanması konularında öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Bunlar dışında her bir ana bilim dalında çok çeşitli derslerimiz bulunuyor. Detaylı bilgiye ulaşmak için web sayfamızı inceleyebilirsiniz. Ders bilgi paketlerinde her birini detaylı olarak bulabilirsiniz. Akademik başarı sağlayan öğrencilerimiz, üniversitemizin makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden çift anadal ve yan dal programlarına katılabilirler. Yine akademik başarı ve dil yeterliğini sağlayan öğrencilerimiz Erasmus Plus programı kapsamında Macaristan, Litvanya, Romanya ve Slovakya'da bulunan 5 üniversitede 1 veya 2 yarı yıl eğitim alabilirler. Yine Farabi ve Mevlana programlarından da faydalanabilirler. Bölümümüz 2021-23 tarihleri arasında FEDEK tarafından akredite edilmiş ve eğitim öğretim kalitesi FEDEK tarafından tescillenmiştir. Yeni dönem için akreditasyon uzatılması başvurusunda bulunuldu ve süreç takip ediliyor. Matematik bölümü mezunlarının pek çok alanda iş imkanı mevcuttur. Bunlardan bir kısmını sıralamak gerekirse lisansüstü eğitimle beraber akademik kariyer planlayabilirler. Öğretmenlik, bilişim, ticaret ve finans, bankacılık, Ar-Ge, yazılım geliştirme, veri tabanı yönetimi, muhasebe, planlama gibi alanlarda da yine matematik mezunlarımız iş bulabiliyorlar. Sunumumuzun bu kısmında mezunlarımızdan sizlere iletmek istedikleri mesajları paylaşmak istedim. Umuyorum videonun sesi size ulaşacaktır. Eğer bir teknik aksaklık varsa lütfen bildiriniz. Herkese merhaba. Ben Dilek Yazgan. 2008-2013 yılları arasında Katı Matematik bölümü mezunuyum. Şu anda Maçka Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Katı çok ayrı bir yer benim için. Yani üniversitemiz çok güzel, kampüsümüz çok güzel. Katı matematik bölümü benim için ayrı bir öneme sahip. Hocalarım çok kıymetli, hepsi benim için yani bana çok değer kattılar, çok şey öğrettiler. Onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Severek bölümüme girdim. İstediğim bir şeydi. Formasyon olarak öğretmenlik mesleğine girdim. İstediğiniz zaman eğer yani istek varsa, merak varsa matematik bölümü okumak zor değil ama yatarak geçilecek bir bölüm de değil kesinlikle. Yurt dışı imkanları sağlıyor, başka üniversitelerle değiş tokuş sağlayabiliyorsunuz. Fırsatları çok fazla ve ben de bundan yararlandım. Erasmus yaptım, 2012 yılında İsveç'te okudum bir 6 ay süre. Yani şimdi hatırlıyorum o yılları. Yani hiçbir pişmanlığım yok. Her şey mükemmeldi. Hocalarıma çok selam söylüyorum. Öğrencilere de başarılar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. 2020-2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldum.
aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde tezli yüksek lisans programına başladım. 2023 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünde cebir ve sayılar teorisi alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünün bana kazandırdıklarım, matematik sayesinde problem çözme, analitik düşünme, analiz etme becerilerini kazandım. Günlük hayattaki matematiksel problemlere daha farklı bakış açısıyla yaklaşmayı öğrendim. Merhaba arkadaşlar. Ben 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandım. Bir yıllık hazırlık eğitimi aldık. Bu bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından ana binamıza geçiş yaparak bölüm derslerimize başlamış olduk. Bölüm derslerinde soyut kavramlar üzerinde çalıştığımızdan dolayı zorlandığım dönemler oldu açıkçası. Fakat başarılı bir şekilde bölümden mezun olmuş oldum. Biz okurken bizlere pedagojik formasyon eğitimi alma şansını da tanımışlardı. Ve bu sayede ben ve birçok arkadaşım şu anda matematik öğretmeni olarak hayatımıza devam etmekteyiz. Kimi arkadaşım özel sektörde çalışmayı tercih etti, kimi arkadaşım devlette çalışmayı tercih etti, kimi arkadaşım yüksek lisans yaparak akademik anlamda kendini geliştirmeye çalıştı. Sadece öğretmenlik yaparak değil ya da sadece yüksek lisans yaparak değil, başka sektörlerde de iş bulabilirsiniz matematik bölümünden mezun olduktan sonra. Bankacılık sektörü bunlardan bir tanesi. Ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben bölümden mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmayı tercih ettim ve DGS, KPSS ve ALES üzerinde kendimi geliştirmeyi tercih ettim. Ve bunun üzerinde çalıştıktan sonra kendi adımıza kitap çıkardık, kendi denemelerimizi yazdık ve ardından da arkadaşlarımla birlikte kendi kurumumuzu açtık ve bu kurumda kendim yönetici olarak çalışmaya devam ediyorum. Eğer ki bu bölümde okumak istiyorsanız analitik düşünme becerinizin yüksek olması ve soyut kavramlarla uğraşmayı sevmeniz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bölümden mezun olduktan sonra iş alanı fazlasıyla geniş bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Fakat bu tamamen kişinin kendini geliştirmesiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Herkese selamlar. 2008-2013 katı matematik bölümü öğrencilerinden Sinan Albayrak ben. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren Agito yazılımda kademli yazım uzmanı olarak çalışmaktayım. Katı benim için iş hayatına geçişte ve arkadaşlık bağlarıyla aldığım eğitimle apayrı bir yer tutmakta. Ayrıca kampüs güzelliği açısından da bambaşka yerde diyebilirim. Bunu İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde çalışan ve gezen birisi olarak söylüyorum. Ayrıca çalıştığım mesleğe geçişimde okuduğum bölümün üzerimde emeği, etkisi çok fazla. Çalıştığım sektörde yaptığım işte çok fazla mühendis kökenli arkadaşım var. Ama bölümden aldığım temel algoritmik bilgi açısından onların birazcık önündeyim diyebilirim. Mezun olduktan sonra ufak bir yazılım kursu aldım. Algoritmik bilgim bölümden geldiği için çok zorlanmadım. Sadece kullandığım araç gereçlerin birazcık eğitimini aldım diyebilirim. Ama üniversitenin temel dersleri vesaire kolay olarak algılanmasın. Açıkçası üniversitede matematik bölümünü okumak ve bitirmek biraz çaba ve emek istiyor. Uykusuz gecelerimiz oldu diyebilirim. Yani normal sadece ben okumak istiyorum diyerek okunabilecek bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Ki bunun katı özelinde de ayrıca irdelenmesi gerekiyor ki diğer üniversitelerde nispeten kolay olabiliyor. Katü'de oldukça sert bir eğitimden geçtik diyebilirim. Buradan öncelikle hocalarıma saygılarımı iletiyorum. Selamlarımı iletiyorum. Ardından öğrenci arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Herkese merhaba. Sultan Selçuk Karaca ben. 2009-2013 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde matematik bölümü okudum. Şu anda Çanakkale Gelibolu'da matematik öğretmenliği yapmaktayım. Matematik bölümü seçmek istiyorsanız kesinlikle ilk tercihlerinizden bir tanesi KATÜ olmalı. En baştaki sebep buna hocaların kalitesi diye düşünüyorum. İnanılmaz üst düzey hocalarla çalışacaksınız. Diğer bir seçmenizdeki diğer sebep ise bence KATÜ'nün kampüs hayatı. Aradığınız bir kampüse dair aradığınız her şeyi KATÜ'de bulabilirsiniz. KATÜ'yü yazıp matematik bölümüne gelecek olan bütün genç arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Çok güzel bir eğitim öğretim yılı, dönemi
sizi bekliyor. Umarım başarılı olursunuz. İstediğiniz yerlere gelirsiniz. Katül olmak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığa sahip olduğum için çok mutluyum. Merhabalar, adım Cihan Kayar. 2008-2011 yıllarında Katül Matematik bölümünden mezun oldum. 2008-2011 yılları arasında tekrardan formasyon, pedagojik formasyon alarak matematik öğretmenliği mezunu oldum. Şu anda Trabzon Uğur Okulları kampüsünde genel müdür olarak çalışıyorum. Trabzon ve özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi matematik bölümünü şiddetle tavsiye ediyorum. Çok sevdiğim bir bölümdü. Matematiği çok seviyordum. Gerek hocalar, gerek ortam olarak öğrenciler için ideal bir bölümdür. Sizlere başarılar diliyorum. Bölümümüzle ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz iletişim adreslerimiz ve telefon numaralarımızı buradan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Sizleri de Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümüne bekliyoruz. Sorularınız varsa alabilirim. Alabiliriz. Evet, ben de bu sunum için öncelikle Pelin Hocama teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım, toparlamak adına süremizin sonuna doğru geliyoruz çünkü. Ben de bir kısa takdimde bulunacağım. Ben Deniz Profesör Doktor Bahadır Özgür Güler. Fakülte dekanımızı temsilen burada bulunmaktayım. Ben de fakültemizin bir mezunuyum. Az önceki mezun videolarını seyrettiniz. Bunları matematik özelinde düşünmeyiniz. Her biri fen fakültesinin mezunları. Ve onların bu şekilde ifadeleri bence fakültemizin en iyi tanıtım adına gösterebileceğimiz en iyi videolar, açıklamalar. Biz sadece ben genel olarak belki diğer fakülte tanıtımlarında da şey yapmış olabilirsiniz, iştirak ettiyseniz duymuş olacaksınız. Biz iki şeyle çok övünüyoruz ve gurur duyuyoruz. Türkiye'deki 20 tane araştırma üniversitesinden birisi bizim üniversitemiz. Bu yönümüz çok önemli. Bir diğeri de GÖKAK akreditasyonu. Araştırma üniversitesi olması lisans eğitiminizin araştırma ve bilimsellik nosyonunun ön planda olduğunun emaresi. Akreditasyonumuz ise eğitim öğretim faaliyetlerinin, hani bütün üniversitelerin mottosu öğrenci odaklı eğitim yapıyoruz derler ama bunun en değerli ölçütü bu YÖKAK akreditasyonu. Şimdi Uğur Hocamı gördüm. Kısaca moleküler biyoloji ve genetik bölümü. O da yine son derece popüler revaçta olan bölümlerimizden bir tanesi. Çok kısaca yine bir tanıtım yapmak üzere Uğur Hocama sözümü bırakıyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ederim Bahadır Hocam. Merhaba arkadaşlar. Moleküler biyoloji genetik bölümü olaraktan PEM fakültesi bünyesi altında kurulan bir bölümümüz. Moleküler biyoloji genetik nedir diye soracak olursanız aslında biyolojinin evet bir alt dalıyız ama bakıldığı zaman son yıllardaki hastalıklara bakış açısı olsun, yine kalsal hastalıklara bakış açısı olsun, günümüz çağının bilimsel yönelimi noktasında doğmuş olan, gereksinimler noktasında doğmuş olan yeni bir bilim dalı olarak gözümüze çarpıyor. Tabii bu manada biyolojiyi çok daha detaylı bir şekilde işlediğimizi söyleyebilirim. Bölümümüz 2012 yılında Fen Fakültesi bünyesi altında kuruldu ve 7 ana bilim dalında faaliyet göstermekteyiz. Bunlar genetik, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, gen mühendisliği, moleküler hücrebiyoloji, biyoinformatik, işlemsel biyoloji ve sistem biyolojisinden oluşuyor. Genç ve dinamik bir öğretim kadrosuna sahibiz. Bu manada 3 profesör, 5 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim üyemiz söz konusu. İlk mezunlarımızı 2021 yılında verdik ve ilk kez lisans eğitimine 2017-2018 öğretim yılında başladık. Yine doktora programımızda 2020 yılında faaliyeti geçmiş durumda. Öğretim üyelerimizin burada resimlerini görüyorsunuz. Sonradan geçtiğimiz yılda 3 tane daha üretim üyemiz aramıza katılmış bulunmakta. Şimdi bölüm olarak biz çok farklı çalışmalar yürütmekteyiz.
Bu manada yürüttüğümüz ARGE çalışmalarının ve bilimsel yayınlarının burada bir özetini görüyoruz. Öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK yürütücülüğü her öğretim üyesine neredeyse bir tane TÜBİTAK projesi düşmekte. Bu da uygulamalı bilimlere çok fazla ağırlık verdiğimizin bir göstergesi. Yine TÜBİTAK başvuru sayımızda, proje başvuru sayımızda 3'ün üzerinde olduğunu görmektesiniz. Moleküler biyoloji genetik alanda biz aslında öğrencilerimizi çok gönlü olarak yetiştirmeyi benimsemiş bir bölümümüz ve her zaman ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip moleküler biyoloji yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu manada da çok farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Bunların başında kanser araştırmaları geliyor. Kansere çare oluşturabilecek ilaç geliştirme, ilaç keşfi çalışmalarını yaygın şekilde yürütüyoruz. Bunun haricinde kök hücre araştırmalarımız var. Biyomühendislik çalışmalarımız ve yaklaşımlarımız söz konusu enzim ve gen mühendisliği, endüstriyel manada ihtiyaç duyulan enzimlerin büyük ölçekli üretimi gibi farklı çalışmalarımız söz konusu. Bilgisayar bilimleri hocalarımızın bu sunum başlangıcında ifade ettiği gibi aslında bilgisayar bilimleri her geçen gün daha da yaygın hale geliyor. Bu manada da bilgisayar bilimlerinin çok yönlü uygulamalarını biyoinformatik analizlere de uyarlayacak şekilde aslında lisans programımızda iki farklı biyoinformatik lisans dersinde entegre etmiş durumdayız. Bu manada ki öğrencilerimiz mezun olduktan sonra özellikle insan genetiği ve farmakoloji alanlarında daha yetkin hale gelsinler diye bu manada da kendilerini destekleyici nitelikte bir lisans programı oluşturmaya gayret gösterdik. Onun haricinde tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji, genetik teknolojileri ve yeni yeni anlaşılmaya başlanmış olan epigenetik alandaki bilimsel durumları da irdeleme noktasında, ARGE çalışmaları yürütme noktasında kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Onun haricinde bitki stres ilişkilerini çalışan hocalarımız var. Biyolojik mücadelede kullanılabilecek olan organizmaların çalışmaları noktasında yaygın çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğe dönük uygulamalar için farklı disiplinleri bütünleştiren bir bölüm olmanın yanında mezunlarımıza üniversitelerde lisansüstü eğitim yaparak akademik kariyerlerine devam edebilecekleri bir imkan sunmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde kamu özel kuruluşlarda, sağlık sektöründe, adli tıp ve kriminoloji alanında çalışabilme imkanı sağlayan bir eğitimden geçiyorlar. Onun haricinde ilaç ve kozmetik sektörüne ağırlık verdik son yıllarda. Yine gıda, tarım ve hayvancılık alanında ARGE faaliyetlerini yaygın şekilde yürütüyoruz. Bu manada bizim kendimizin yürüttüğü işte balık aşısı geliştirme olsun, tavuklardaki hastalıkların giderimi noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Gıda sektöründe yine viral hastalıkların tedavisi ve teşhisi yönünde de ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Bölümümüzle alakalı daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz web adresi burada yazıyor zaten. Ve öğrenci sekmesinin altında çok farklı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bölüm vizyonu, bölüm misyonu, iş imkanlarının kapsamlı bir listesini orada da bulabilirsiniz. Son yıllarda yüzdelik dilim olarak bakıldığında bölümümüze gelen öğrencilerin 160 bin ile 180 bin iki yüzdelik dilime tekabül eden başarı oranıyla bölümümüze yerleştiğini görüyoruz. Yine bölümümüz araştırma üniversitesi olarak pilot ölçekli bir bölüm olarak seçilmiş durumda bilgisayar mühendisliği gibi ve öyle zannediyorum Fen Fakültesi'nde en yüksek puanla bölümümüze öğrencileri kabul etmekte olduğumuzda bir kez daha ifade etmek isterim. Bunun haricinde bölüm ARGE profiline baktığımızda şu anda bölümümüzde 4 adet bir projesi devam etmekte. 2 adet kariyer, TÜBİTAK kariyer projesi, 1 adet ulusal yeni fikirler 1005 projesi devam ediyor. Bunun haricinde TÜBİTAK 22-44 sanayi doktora işbirliği programları bünyesinde bilim adamları yetiştirmek ve sanayiye kazandırmak noktasında işbirliklerimiz devam ediyor. Yine uluslararası patent başvurularımız var. Bunların bazıları onaylandı, bazıları değerlendirme aşamasında. Ödüller noktasında da bir tane COVID araştırma ödülü almış bulunmaktayız. Yine İngiltere'de bir üçüncülük ödülümüz var. Royal Academy of Engineering'den yine Töknefes'te bir ikincilik ödülü aldık bu yıl. Onun haricinde Altan Günalp araştırma ödülü Arayen'in altıncı hocamıza verildi. Teknokent'te bir tane özel şirketimiz var. 2018 yılında kuruldu ve halen faaliyetlerine devam ediyor. Bunun haricinde iş imkanlarını burada detaylı olarak bulabilirsiniz. Belli noktalarda biyolojiyle çakıştığını da ifade etmek isterim. Onun haricinde özellikle
tıbbi biyoloji, genetik biyokimya, eczacılık alanlarında, çevre alanlarında, in vitro fertilizasyon klinikleri ki bu veterinerlikte de olabilir, diğer gıda sektörleri de olabilir. Buralarda da iş bulma imkanınız söz konusu. Özellikle ilaç tasarımı, ilaç geliştirme, ilaç yeniden konumlandırma noktalarında da yaygın faaliyetleri yürütebilme yetkinliğine sahip bireyler olarak sizleri buradan mezun edebildiğimizi söyleyebilirim. Bölüm olanaklarına bakıldığı zaman bölümümüzün olanaklarını biz biyoloji bölümüyle bazı sınıflara ortaklıkla uğraşarak kullanıyoruz. 3 tane sınıfa sahibiz. ARGE laboratuvarlarımızın burada bazı resimlerini görüyorsunuz. Genellikle laboratuvar uygulamaları yaygın şekilde lisans programı da yürütülüyor ve her öğrenciye bir mikroskop düşüyor. Eskiden bu dönüşümlü oluyordu ama altyapı manasında biyoloji bölümünün de desteğiyle bunu her birinizi uygulamalı bilimlere birebir katılım imkanını sunuyoruz. Burada lisansüstü öğrencilerin ARGE çalışmalarını yürüttüğü laboratuvardan kesitler görmektesiniz. Biz lisans öğreniminde sizlere ilk yıl aslında genel biyoloji, genel kimya ve genel fizik ve matematik bilim dallarındaki eğitimden sonrasında moleküler biyoloji genetiğe daha kapsamlı bir geçiş sağlıyor sizler için. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise sizi tamamen kendi ilgi alanınıza uygun bir yönelimle yönelmeniz hususunda çok sayıda farklı seçmeli derslerle sizi buradan donanımlı bir şekilde ve hatta lisans eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası üniversitelerde lisansüstü çalışmalara yürütebilecek şekilde bir eğitim almış olarak mezun etmeyi amaçlıyoruz. Zaten bu amaçla da lisans müfredatını hazırlarken biz hem yurt dışındaki Stanford, MIT gibi üniversitelerin lisans programlarındaki dersleri baz alarak hem de Türkiye'deki öncü işte ODTÜ gibi bu Bilkent Üniversitesi gibi üniversitelerin müfredatının bir entegrasyonu şeklinde hazırlamaya gayret gösterdik. Aynı zamanda bunun içinde mevcut moleküler biyoloji genetik alanındaki ilerlemeleri de bu manada öngörerek daha fütüristik bir program sizlere hazırlamaya gayret gösterdik. Bu manada da sizi buradan çok donanımlı bir şekilde mezun etmeyi planlıyoruz. Daha da ileri noktada şunu söyleyebiliriz. Yani moleküler biyoloji genetik alanında bir 2000 yılında basılmış bir kitabı size maalesef okutamayız. Dolayısıyla her yıl biz ders içeriklerimizi devamlı olarak yeniliyoruz. Çünkü devamlı olarak literatürdeki gelişmelerin lisans programına entegrasyonu, uyarlanması noktasında da son yıllardaki en temel gelişmeleri müfredata entegre etme gayretini bütün hocalarımız gösterdiğinden emin olabilirsiniz. Bunun haricinde biz lisans öğrencilerimizin büyük çoğunluğuna aslında ARGE laboratuvarlarımızda uygulama yapma imkanı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Üniversite fakültemizin bize sağladığı imkanların ötesinde üniversitemizin ve bölümümüzün bünyesinde yürütülen projeler içerisinde sizlere star bursiyeri olarak görev alma imkanı sunuyoruz. Bu manada şimdiye kadar burada da ifade edildiği gibi 4 tane star bursiyerliği var. Sadece benim projede bile 3 taneden fazla star bursiyeri olarak çalışmış arkadaşımız oldu. Dolayısıyla TÜBİTAK projelerinde yetkinlik kazanma, uygulamalı bilimlerde kendini geliştirme imkanını TÜBİTAK projelerinin kapsamında değerlendirme imkanı size sunuyoruz. Onun haricinde 3. ve 4. sınıftaki öğrencilerimize 22.09A ve 22.09B kapsamında uygulamalı ARGE projesi yazma ve bunları laboratuvarda birebir olarak gerçekleştirme imkanı sağlıyoruz. Bu sonrasında mezuniyet sonrası size çok büyük artılar olarak dönüş sağlıyor ve TEDEP bursiyeri olarak da lisansüstü çalışmalarınıza imkan verecek şekilde sizi daha donanımlı hale getiren uygulamalar olarak karşınıza çıkıyor. Onun haricinde ikili işbirliği anlaşmalarımız söz konusu. Polonya'da Adam Mickiewicz ve Almanya'da Leipzig üniversiteleriyle de Erasmus'la öğrencilerimizi, başarılı öğrencilerimizi 6 aylığına orada değişim programlarıyla Avrupa'da eğitim alma imkanı da sunuyoruz. Bunun haricinde daha detaylı bilgiye bölüm sayfamızdan
ulaşabileceğinizi buradan ifade etmek istiyorum. Üniversitemizin ne kadar güzel olduğunu, zaten kampüsünün ne kadar güzel olduğunu, imkanların fazlalığını diğer hocalarım zaten paylaştık. O yüzden biz sadece bölümle alakalı bilgiler vermeye gayret gösterdik. Biz daima buradayız. Bu arada bölümümüzün kontenjanı 30 artı 1 şeklinde. Her geçen gün popülerliği artıyor. Daha doğrusu biz de yeni bir bölüm olduğumuz için herkesçe bilinen bir bölüm değiliz. Çok fazla biz de reklam yapmıyoruz çünkü kontenjanımız sınırlı, ama buna rağmen önümüzdeki yıllarda da bizim de sınavla gelen öğrencilerin puan diziliminindeki yükselişe bağlı bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Ben hepinizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa biz sorularımızı bölüm başkanlığı ve sekreterliği kanalıyla alabiliriz. E-mail'le mesajlarla bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, ben de Uğur Hocama sunumlarından ötürü teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sanıyorum değil mi Şevda Hocam, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam, son söz sözümüzü... olarak pardon, buyurun. Fizik bölümünü fizik bölümü sunum yapmadı, onu hatırlatacaktım. Emine Hocam sizsiniz sanırım. Arzu ederseniz yapabilirsiniz. Siz de sunumunuzu çok uzun kaçmamak. Evet, zaten kısa. Şartıyla tamam hocam o zaman. Yani 4.30 program bitişi, fakat 5'e kadar eğer burada öğrenciler olduğu sürece kalabiliriz hocam. Sıkıntı yok. Tamam. O zaman ben şimdi fizik bölüm başkan yardımcınız Emine Yıldırım Hoca'ya sözü bırakıyorum. Fizik bölümü adına sunumlarını şimdi takdim edecek. Buyurun hocam. Merhabalar sayın hocalarım, sevgili gençler. Kameram bozuk, kamerayı açamadım bu sebepten. Kamerasız devam edeceğim. Ekranımı paylaştım. Ekranım görülebiliyor mu? Evet, tamam. Fizik bölümünün akademik kadrosu 13 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Fizik bilimi kendi arasında branşlara ayrılmaktadır. Bizim bölümümüzde 5 tane ana bilim var. Bunlar atom ve molekül fiziği, genel fizik, nükleer, katal ve yüksek enerji ve plazma fiziğinden oluşmaktadır. Fizik bölümünde okutulan dersler teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Örneğin mekanik, elektromanyetizma, elektrik, kuantum mekaniği, nükleer fizik gibi derslerden oluşmaktadır. Bölümümüzde okutulan derslerle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız bölümümüzün web sitesine gidip ders kataloğuna girip okutulan derslerin ders içeriklerine bakabilirsiniz. En çok merak edilen soru, fizik mezunları ne iş yapar? Fizik mezunları akademik kariyer yapar. Bunun yanı sıra formasyon alıp öğretmenlik yapabilir. Bunların dışında fizik mezunları birçok farklı alanda çalışır. Çünkü fizik okuyan bir insanın analitik düşünme yeteneği, kritik düşünme, problem çözme yetenekleri gelişir. Bu sebepten dolayı her alanda çalışabilir. Örneğin fizik mezunu araştırma geliştirme kurumları, TÜBİTAK gibi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gibi kurumlarda çalışabilir. Ya da elektronik savunma sanayisi, Aselsan, Havelsan gibi kurumlarda çalışabilir. Ya da finansal kuruluşlarda fizik mezunları çalışabilir. Fizik bölümümüzün fiziksel altyapısından da kısaca bahsedersek birkaç tane fotoğraf paylaşayım. Derslerimizin yapıldığı sınıflarımız ve amfilerimiz oldukça geniş, rahat ve teknolojik ekipmanlarla donatılmıştır. Uygulamalı derslerimizi laboratuvarlarımızda yapmaktayız. Örneğin mekanik elektromanyetizma derslerimiz uygulama kısmı vardır. Bunların laboratuvarlarından birkaç resim. Optik dersimizin yine uygulama kısmını bu laboratuvarlarda yapmaktayız. Bunlar modern fizik laboratuvarlarımız. Ve elektronik laboratuvarımız.
Lisans eğitimini bitirdikten sonra lisansüstü eğitimine devam ederseniz eğer araştırma laboratuvarlarımızda da çalışma imkanınız olacaktır. Araştırma laboratuvarlarımız atom ve molekül fiziği, katal fiziğinden oluşmaktadır. Eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra sosyal faaliyetlerimiz de yapılmaktadır bölümümüzde. Örneğin biz her yıl dönemin başında tanışma toplantısı düzenleriz öğrencilerimize. Tanışma toplantıları, seminerler vererek sosyal aktiviteler düzenleriz. Fizik bölümüyle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz iletişim kanallarımız burada. Bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabiliriz. Evet, ben de sunumlarından ötürü Emine Hocama teşekkür ediyorum. Aday öğrencilerimize son söz olarak, arkadaşlar burası sadece bir tanışma platformuydu. İlgi duyduğunuz bölümler hakkında bilgi almak için haftanın tüm iş günleri içerisinde bölüm web sayfalarımızdaki iletişim adresleri aracılığıyla bölümdeki ilgili hocalarımızdan gereken bilgiyi alabilirsiniz. Eğer temel bilimler okumaya karar verdiyseniz bizleri tercih etmenizi arzu ediyoruz. Bu vesileyle hepinize sağlıcakla kalın diyoruz. Ben şimdi sözü son olarak Şeyda Hocama bırakıyorum. Değerli hocam, ben de kurumsal iletişim koordinatörü olarak öğrenci adaylarımıza güzel bir tercih dönemi diliyorum. Mezunlarımızın da hocalarımızın da belirttiği üzere Katül olmak bir ayrıcalık. Bunu hem tanıtımlardan da görmüş olduk, hem sizlerden de mezunlarımızdan da birebir duyma fırsatı yakaladık. Çok güzel, verimli bir program oldu. Sizlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Fen Fakültesi hocalarımıza da birer birer teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimizi Katü'ye bekliyoruz. Bizler buradayız. Seve seve her türlü desteği vermekten memnuniyet duyacağız. Programımızı da yavaş yavaş kapatalım o halde.